Önce istifa dalgası ardından bütçe açığı ve zimmete para geçirme iddialarıyla sarsılan İyi Parti'de sular durulmuyor. Partinin Şanlıurfa eski il başkanı Fedai Çakmaklı, 14 Mayıs'ta düzenlenen parlamento seçimleri öncesi İyi Parti milletvekilliği listelerindeki sıralamanın para karşılığı satıldığını öne sürdü. Genel Başkan Meral Akşener'in isteği doğrultusunda aday adayı olduğunu ancak yerinin parayla başkasına satıldığını iddia eden Çakmaklı, Dokunulmazlık ihtiyacı olan paralı kişiler listeye girmek için ciddi miktarlarda para döktü. Edirne'den aday olan bir genel başkan yardımcısı bile listeye konulmadı. Beni arayıp sıralamasının 3 milyon dolara satıldığını söyledi ifadelerini kullandı. Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Esma Bekar, Metin Ergun ve Burak Akbura'nın parti içinde bir ağ oluşturarak Akşener'i kamufle ettiğini dile getiren Çakmaklı, bu doğrultuda seçim süreci başladığında genel merkeze partiyle alakasız yeni danışmanlar atandığını, bu kişilerin de zengin avcılığı yaparak genel merkeze müşteri getirdiğini ileri sürdü. Bu yüzden İyi Parti'nin seçim listelerinin %50'sinin seçime son bir hafta kala partiye üye yapılan isimlerden oluştuğunu dile getiren Çakmaklı, özellikle Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te adaylık için çok büyük paraların ödendiğini ifade etti. Genel merkez yetkililerinin teşkilatlara baskı uyguladığını iddia eden Çakmaklı, teşkilatların çoğu da buna boyun eğdi. Tehditlerle istediklerini elde ettiler. Genel başkan yardımcılarının %99'u Akçeli işlerin döndüğünü biliyor ama makam uğruna sesini çıkartmadılar. Listeler kapalı kapılar ardında belirlendi. 81 ilin listesi teşkilatlar dikkate alınmadan Akşener'in evinde özel kalemi Esma Bekar'la yapıldığı diye konuştu. Öte yandan Çakmaklı adaylık sürecine ilişkin çarpıcı bir başka iddiada daha bulunarak İyi Parti FETÖ talimatıyla kurulan bir partidir ifadesini kullandı. Akşener'in Özel Kale Müdürü Esma Bekar'la İyi Parti Siyaset Akademisi Başdanışmanı Yüksel Korkmaz'ın geçmişinin araştırılmasını isteyen Çakmaklı, Listeler dışarıdan, okyanus ötesinden, FETÖ'den gönderildi. Kumar masası deyip kalktığı masaya geri oturup, Pensilvanya'dan talimat alan Akşener, teşkilatların sesine kulaklarını tıkadı. Şimdi de Ali Cengiz oyunları oynuyor. Ümit Dikbayır, mali işler sorumlusu olduktan sonra, Dikbayır ve birçok isme seçime bir buçuk ay kala, milyonluk yeni araçlar alındı. Partiye emek verenler değil, para verenler listeye girdi, dedi.